Merhaba, bitki günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Pulmonaria officinalis ya da bizim bildiğimiz adıyla ciğer otu, öksürük otu yani Tussilago farfara ile birlikte kullanıldığında bronşit ve astım gibi pek çok solunum yolu hastalıklarına karşı koruyucu bir ilaca dönüşebilen bir bitkidir. Uzun yıllardır öksürük tedavisi için ilaç olarak kullanılan ciğer otu, hodangillerden yani Boraginaceae familyasından ilkbaharda mor ve kırmızı çiçekler açan çok yıllık otsu bir bitkidir. Nemli orman atları ve çayırlarda yetişen ciğer otu, yaprakları yenebilen ve hiçbir zehir barındırmayan bir bitkidir. Hodangillerden Istiridia otunun yani Mertensia maritima'nın yaprakları da yenebiliyor. Hatta bitkiye bu adın verilmesinin nedeni yapraklarının Istiridia tadında olmasıymış. Bu arada ciğer otu, vermut adlı içkinin üretiminde de kullanılır. Bitkinin yaprakları kanı durdurmaya da yarar. Orman kenarındaki geniş bahçeler için yer örtücü olarak da kullanılabilen bitki, nemli ve humuslu toprakları sever. Bitkinin beyaz benekli yaprakları nedeniyle bahçenizde ilgi çekici kombinasyonlar da yaratabilirsiniz. Ciğer otunun yapraklarını baharda toplayarak kurutabilir, kışın boğazınızda ağrı olursa çay gibi demleyip içebilirsiniz. Ciğer otunun yaprakları tazeyken salata ve güveç yemeklerine de konabilir. Ciğer otu, Yunan tanrılarının babası Zeus ile ilişkilendirilen bitkilerdendir. İzlediğiniz için teşekkürler. Bitki günlüğümün daha fazla bitki severe ulaşabilmesi için abone olmayı ve beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.